Merhabalar. Bu videomuzda Binance'e yavaş yavaş giriş yapacağız. Binance'in bize sunduğu bir Postman API dosyası var. Bu dosyayı alıp Postman uygulamasında deneyeceğiz. Veriler nasıl geliyor, nasıl gidiyor onları göreceğiz. Ne tür istekler atabiliyoruz onları göreceğiz. Yani aslında bütün get post metotlarını çok güzel bir şekilde görebileceğimiz bir video olacak. Aslında sadece bu video bile tek başına bot yapmaya yeterli. Şimdi ilk olarak tabii yine ben çoğu detayına girmeye çalışacağım. Bir sürü video yapmaya çalışacağım. Sadece bu hani Postman'daki verileri kullanabilecek arkadaşlar devam ettirebilir. Benim yaptığım serilerdeki hiçbir video tamamen profesyonel değildir. Hiçbir şekilde profesyonel değildir. Maksadım sadece bunun yapılabilir olduğunu göstermek ve herkesin yapabileceğini görmek. Çünkü kimisi çıkıyor TradingView'de 2 satır bir şey yazıyor. Tamam, 2 satır yazmak için insan 10 yılını veriyor. Sorun değil. Buna eyvallah diyorum. Ama ben Telegram grupları da yönetiyorum. Özellikle kripto tarafında. Sürekli işte milleti kandırmak için örnek veriyorum. Ben RSI Divergence diye bir gösterge yazmışım. İşte RSI'nin üzerinde hem Fibonacci hesaplaması yapıyor hem de nedir onun ismi? Uyumsuzlukları görüyor. Adam bunları alıyor, başka bir gruba gidiyor. Diyor ki işte 10 dolar, 25 dolar gibi satmaya çalışıyor. Yani hayrına iş yapıyoruz ama böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Yani benim bu tarz durumlara saygım yok. Yoksa tabii ki de 1 satır, 10 satır, 10.000 satır hiç fark etmez. Önemli olan yaptığı iş. Şimdi GitHub'a girip github/binance/binance-api-postman adresine giriyoruz. Buradan kod kısmına tıklayıp download zip diyoruz. Artık biz Postman uygulamasına Binance'in verilerini aktarabileceğiz. Şimdi Postman uygulamasını da indirin bilgisayarınıza bu arada. İndirdikten sonra hemen buradan New deyip Workspace'ten kendinize bir New Workspace açın. Hatta tekrar açalım. Binance videoları olsun. İsmi bir iş alanı açtım kendime. Bunun içerisinde Binance'deki verileri alacağım. Şimdi buraya import dedim. İndirdim verilerimi. Binance Postman yeni diye bir klasör açtım kendime. Bunun içerisinde ilk önce collections'ları alacağım. Bunları böyle aldım. Postman'a sürükledim. Import ettim. Artık benim karşımda Binance Spot'la ilgili yapabileceğim işlemlerin bütün hepsiyle ilgili istek verileri var. Bakın mesela Spot'la ilgili işlem yapacaksam Spot'un altına gireceğim. Perpetual yani vadeli işlemler hakkında işlem yapacaksam bunun altına gireceğim. Bu arada alt hesap oluşturma, API key oluşturma gibi şeyleri de mevcut. Ama benim ilgilendiğim, ben bu videoda daha çok vadeli ve spot, bu video serisinde vadeli ve spot piyasa için işlemlerden bahsedeceğim. Şimdi burada hemen account'a giriyorum. Account information diyor. Yani benim account'umun bilgilerini getir demek oluyor bu sanırım. Get metoduyla gönderecek bu isteği ve bu linkten gönderecek. Aslında zaten biz diğer videolarda da zaten şunu yapacağız. Bundan bir önceki ya da iki önceki videoda bir istek gönderme taslağı hazırladık ve bundan sonra bütün istekleri o taslağa göre, parametrelere göre atayacağız. Parametrelerimiz zaten burada. Kullanışı zaten çok basit. Bir sonraki veya iki sonraki videoda artık Postman ve Python'ı ortak bir şekilde nasıl kullanacağız, nasıl istek göndereceğiz onları da göreceğiz. Burada send dediğimde bana herhangi bir şey gelmeyecek. Neden? Çünkü benim henüz daha bir kaynak dosyam yok. O yüzden buraya geliyorum. Buradan da import etmem gereken belli başlı dosyalar var. O yüzden burada environments sekmesine girip teker teker hem vadeli dosyalarını hem de spot dosyalarını
Böyle bunu atamadık o zaman, parça parça atacağız sanırım. Spot dosyalarını atacağız. Şimdi zaten hesap bilgisi vesaire, cüzdan bilgisi, emir göndermek için, şu anki emirlerimi görebilmem için zaten ben buraya Binance'teki API key ve secret key'imi almam gerekiyor. Aynı zamanda bir imzalama sistemi var. İmzalama sistemi de şöyle çalışıyor. Onunla ilgili de zaten ayrı bir video yapacağız. Siz istek gönderirken, veri alırken timestamp hesaplanması gerekiyor. Yani 1970 yılından beri bu zamana kadar geçen saniyenin saniye sayısı da buradaki şifrelemeye katılıyor. Ve bütün veriler şifrelenerek Binance'e öyle istek atılıyor. Bu da anlık olarak güvenlik için yapılmış sanırım. Şimdi collections'a geldim. Örnek veriyorum. Ben şu an vadeli grafiklerde tarama yapmak istiyorum. Yani daha doğrusu istek atmak istiyorum. Buradaki sekmelerden de kapatabilirsiniz. Vadeli grafiklerde, vadeli işlemler hakkında bilgi almak için hemen sağ üstten No Environment bölgesinden kendime az önce environment'ları yüklediğim yerden seçiyorum. Binance Perpetual Futures API. Testi seçmiyorum. Normalini seçiyorum. Artık ben istek gönderirken bakın Account Information'a tıkladığımda bu sefer az önceki gibi bir uyarı gelmeyecek. Bu sefer diyor ki API key'iniz geçerli değil. Yani doğru düzgün bir API key yazmadık zaten oraya. O yüzden şu an mesela vadeli grafiklerinde bilgi alalım Binance'ten. Örnek veriyorum. Bağlantı var mı yok mu kontrolü için ping gönderiyor. Zaten buradaki linkten görebiliyorsunuz. Check server time. Send diyorum. Şu an sürekli gördüğünüz gibi bana farklı şekilde zaman aralıkları geliyor. Exchange information'a geldiğimde zaten exchange info linkini görüyorsunuz. Bir önceki videoda da sanırım exchange info linkini kullandık. Exchange info linkine get metoduyla istek gönderdiğimizde, bu arada şunları da kapatayım. Benim karşıma gördüğünüz gibi coinlerin isimleri, ondan sonra türü, kontrat türü daha doğrusu, paritesi işte vesaire bir sürü bilgi geliyor. Ben buradan kendime bir liste yapmıştım ve bu listede bana şu bilgiyi veriyordu. Bütün coinlerin isimlerini ver. Sembol içerisindeki sembolleri çekmiştim. Order Book'a geldiğimde emir defteri BTC USDT yazdığımda burada limiti de seçebilirsiniz. Seçmeye de biliriz. BTC USDT yazıp istek gönderdiğimde bana tahtadaki emirleri gönderiyor, getiriyor ve sınırsız bir şekilde. Bütün emirleri getiriyor. Ama yok ben son 20 emiri görmek istiyorum dersen, bu arada maksimum 1000 gönderiliyor. Burada açıklaması da var. Send diyorum ve bana 20 tane teklif ve diğer istekler geliyor. Defter bilgileri geliyor. Tahta bilgisi daha doğrusu. Daha sonra buralardan gezerek örnek veriyorum. En son kaç fiyattan ne kadar Bitcoin alınmış? Tahta yapıcı mı vesaire, bu bilgileri alabilirsiniz. Buradaki zaten linklerin hepsi bu şekilde. Bir önceki videoyu açtığınızda zaten bu link yapısını çok iyi anlayacaksınız. Neden? Çünkü biz Exchange Info'ya tıkladığımızda direkt böyle bir link isteği göndermiştik. Ama fiyatların bilgisini, kapanış değerlerini aldığımızda biz FAPI/V1/Lines linkini kullanmıştık ve onun yanında URL kütüphanesini kullanıp kendimize parametreler tanımlamıştık. Ve bu parametreler, gördüğünüz gibi biz sürekli link birleştirmeyle uğraşmak yerine sembol diye bir parametre, interval diye bir parametre, istersem start time, end time diye de bir parametre oluşturup bu şekilde istek gönderebiliyorum. Yani linki sürekli karıştırmaya, şey yapmaya gerek kalmıyor. O yüzden lütfen videoları sırayla izleyin. Demek istediğimi anlayacaksınız. Buradan yine örnek veriyorum. 1 saatlik grafiklerde BTC USDT'deki
Verileri alalım. Bu verilerin hangisinin ne olduğunu da Binance-GitHub.io'dan görebilirsiniz. Orada link yanlış biliyor olabilirim. Videonun altına bırakırım. Zaten bir önceki videoda da göstermiştim. Şimdi buradan işte kurcalayarak istediğiniz verilere erişebilirsiniz. Hatta ne diyor? Bakalım. Get all liquidation orders. Account bilgilerini alamazsınız. Emir bilgilerini alamazsınız. Neden? Çünkü şu an daha hesabımızı, API'lerimizi bağlamadık. Bundan sonraki birkaç video Postman üzerinden gidecek. Sonra tekrar Python'a döneceğiz. Yani umarım Postman hakkında bilgili bir video olmuştur. Anlamışsınızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere.